İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Haygaz Mıgırdıçyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Avrupa Dersim Ermeni Platformu'nun açıklaması. Artsakh gençliği uluslararası topluma açık mektupla seslendi. Bakü, Dadivan kompleksine el koyma politikasını sürdürüyor. Ninus Minta'da Hocabeki günü kutlandı. Artsakh yoksa sen de olmayacaksın, çocukluğumuzun evi de olmayacak. Gerekirse bunun için ölmeniz gerekecek. Bu, 44 gün savaşında şehit düşen Haygaz Mıgırdıçyan ile kız kardeşinin savaş sırasındaki yazışmalarından bir alıntıdır. Kız kardeşi şöyle yazıyor. Haygaz, Temmuz'da savaştığın için gurur duyuyorum. Üzerine düşeni yaptın. Haygaz cevap verir. Hayır, bir kere yaparak değil, 2 yıldır bu siperleri sıcakta, soğukta, uykuda sakladım. Nasıl bırakayım? Haygaz her zaman 2 adım ötesini düşünen, hesaplı ve adil bir satranç oyuncusuydu. Komutanı, Temmuz muharebeleri ve 44 gün savaşı sırasında hesaplama komutanı Haygaz ve silah arkadaşları tarafından atılan tüm havan toplarının hedefi vurduğunu ifade etti. Haygaz, askerlik hizmetini Tavuş bölgesinde gerçekleştiriyordu. Bir gün evi aradı ve annesiyle hüzünlü bir ses tonuyla paylaştı. Anne, çok kötü bir şey oldu. Bir daha siperlere gidemeyeceğiz. Sonuçta ancak o zaman neden askerde olduğunuzu aşağıdaki köy sakinlerinin mışıl mışıl uyumalarına baktığınızda anlıyorsunuz. O insanlar için nasıl savaşmazsınız? Haygaz 14 Ekim 2020'de yeniden siperlere çıktı. Arkadaşlarını kurtardı, düşman çemberine düştü ve kurtuldu. Hadırt köylerinde savaştı. Saruşen muharebeleri sırasında Haygaz bir bayraktar tarafından vurulduktan sonra bir daha uyanmadı. Futbolda parlayan ve hızlı koşan Haygaz hayatında ilk kez yeterince hızlı koşamadı. Haygaz kız kardeşi Arabik'e şöyle yazmıştı. Sadece yaşıyorsun, uyuyorsun ve uyanıyorsun ama Ermenistan hakkında hiçbir şey bilmiyorsun ve anlamıyorsun. Ve şimdi ben ordunun iyiliği için mangam, müfrezem, alayım, bataryam için her şeyi yapmak istiyorum. 1908 Jön Türklerin devrimi Osmanlı İmparatorluğu'nda kana susamış padişahtan kurtulma fikri gittikçe gelişiyordu. Amacı saltanat düzenini yıkmak olan gruplar ortaya çıkıyordu. Yavaş yavaş birleşen bu gruplar Jön Türkler adını alan bir harekete dönüştü. Kısa süre sonra Jön Türkler kendi partileri olan İttihat ve Terakki'yi kurdular. 1908 Temmuz ayında Jön Türk darbesi sonucunda Sultan II. Abdülhamit iktidardan alındı ve 1909'da devrildi. Jön Türkler 18. yüzyılda Fransız devriminin ilan ettiği özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganıyla arenaya girdi. İmparatorluğun Müslüman ya da Hristiyan tüm halkları Kızıl Sultan'ın devrilmesini sevinçle karşıladılar. İnsanlar Osmanlı İmparatorluğu tarihinde yeni bir dönemin başladığını düşündüler. Musa Prens'in ifadesine göre sevinç içinde Ermeniler, Türkler, Rumlar sokaklarda kucaklaşıyorlardı. Ancak kısa süre sonra anlaşıldığı üzere Jön Türkler önceki padişahlarının zulüm ve katliam politikalarını sürdüren maskeli milliyetçilerdi. Onlar imparatorluğun bütün milletlerini asimile edip saf bir Türk milleti yaratmanın ideologlarıydılar ve bu fikrin gerçekleşmesi için kitlesel katliamlar karşısında bile durmamak gerektiğini gördüler. Jön Türk devriminden sadece 1 yıl sonra Nisan 1909'da Türk milliyetçi unsurları Adana, Kilikya'da ayak takımını Ermenilere karşı kışkırttı. Birkaç gün sonra Türk ordusunun da olaya karışmasıyla katliam Adana'dan, Maraş'tan, Kesab'a kadar Kilikya'nın diğer Ermeni nüfuslu bölgelerine sıçradı. Bazı yerleşim yerlerinde Ermeniler meşru müdafaya başvurarak kurtulmayı başardı. Katliam ancak 1 ay sonra Ermeniler yaklaşık 30 bin kurban verdikten sonra durdu. Jön Türklerin darbesini coşkuyla kabul eden Ermeniler arasında ilk kez ciddi bir şüphe ve hayal kırıklığı baş gösterdi.
Yapılan etkinliğin iptal edilmesiyle yerel basının ve halkın Dersim Hay platformuna sahip çıkmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca başta Aris Nalcı'ya, Agos gazetesine ve birçok hay basın kuruluşu dayanışma içinde olduklarını gösterdiler. Bu bizim yaptığımız işe olan inancımızı güçlendirdi. 30 kadar farklı gazetede sayfalarında bizlere yerlerini ayırdılar. Bizim halkla buluşmamıza vesile oldular. Yerelde çalışma yapan tüm arkadaşlara cesaretlerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Konserin baş tacı Umut Altınçağ'a ve arkadaşlara zorlu koşullarda Dersim'de bulunmalarından ve katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Avrupa Dersim Hay Platformu. Artsakh Cumhuriyeti Gençleri Uluslararası Gençlik Günü'nün gençlerin karşılaştığı sorunları dile getirme tavsiyesini dikkate alarak Birleşmiş Milletler'e üye tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu. Çağrıda şöyle denmektedir. 12 Aralık 2022'den başlayarak Bakü, 9 Kasım 2020'de Üçlü Deklarasyon'un 6. maddesinde tanımlanan hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 21 Aralık 2022 tarihli kararı ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın 22 Şubat 2023 tarihli hukuken bağlayıcı kararı göz ardı ederek, Artsakh Cumhuriyeti'ni Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ve dış dünya ile birleştiren Berzor yolunu kapalı tutmaya devam ediyor. 8 aydır devam eden abluka sonucunda Artsakh'ta durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Artsakh'ta yaşayan gençlerimizin başta hareket özgürlüğü, sağlık, eğitim, sosyal ve bir dizi hakları olmak üzere tüm temel hakları ihlal edilmektedir. Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği soykırım Arminosit eylemleri sonucunda Artsakh'ta yaşayan 120 bin kişinin yaşam hakkı bugün ciddi şekilde tehdit edilmektedir. Artsakh'ta yaşayan gençler bugün yaşamı tehdit eden zorluklarla karşı karşıya. Yetersiz beslenme, temel ilaçların, mal ve hizmetlerin eksikliği, genç ailelerde cenin gelişme geriliği ve düşük vakalarının sayısını artırmış, toplumdaki işsizlik ve yoksulluk düzeyi çarpıcı bir şekilde artmış ve yakıt eksikliği nedeniyle zaten imkansız hale gelen kişinin ana vatanlarında serbest dolaşım olasılığı ortadan kalkmıştır. Bütün bunlarla birlikte Artsakh'ta yaşayan bizler, Bakü'nün insanlık dışı aşağılayıcı ve yıldırıcı eylemlerine her gün maruz kalıyoruz. Ve bunlar mevcut sorunların sadece bir kısmı. Artsakh Cumhuriyeti Gençliği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, Birleşmiş Milletler'in ihtisas kuruluşlarına, Birleşmiş Milletler'in tüm üye devletlerine ve diğer uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak, yetkilerinin tüm araçlarını kullanarak bir karar vermesi için talepte bulunmaktadır. Artsakh Cumhuriyeti Gençliği, Bakü'nün koordineli terör eylemleri sonucunda gerçekleştirilen soykırım, Arminosit'e ve soykırımın daha fazla ilerlemesini durdurmak ve yeni trajedileri önlemek yönünde uygun değerlendirmelerde bulunması için başvurmaktadır. Azerbaycan, Dadivank Manastır Kompleksine sahip olma politikasını sürdürüyor. Azerbaycan medyasının bildirdiğine göre Kafkasya Ağvank Bağımsız Apostolik Kilisesi'nin torunları olan Azerbaycan'ın Ağvan Udik Hristiyan Dini Cemaatinin temsilcileri Hüdavenk Manastır Kompleksini ziyaret ettiler, dini ayinler gerçekleştirdiler ve komplekse ait kilisede mumlar yaktılar. Şu anda Bakü'nün kontrolünde olan tarihi Ermeni Karvacar bölgesinde yer alan Artsakh'taki Dadivank Kompleksinin Ağvan Udik olarak ilan edildiğini ve burada aktif bir sahiplenme politikası yürütüldüğünü hatırlatalım. Batı Ermenistan hükümeti defalarca Bakü'nün soykırımcı Arminosit politikasına atıfta bulundu. Bunun canlı tezahürlerinden biri de kültürel değerlere yönelik politikadır. Bakü makamları Nahçıvan'da ve daha birçok yerde gösterdikleri vandalizm yerine işine geldiği için kendi tarihi ve kültürü olmayan bir halkın politikasını uygulamaya başlayarak yabancı kültürü kendi kültürüymüş gibi içselleştirme politikaları gütmektedir. Bakü, Müslüman inancına sahip olmalarına rağmen Hristiyanlık döneminden kalma yapıların kendilerine ait olduğunu iddia etmekten çekinmiyor. Dadivank bunun en göze çarpan örneğidir. Bunu bir Ağvan kültür anıtı olarak ilan ederek tarihlerini bir ulus ve devlet olarak var olmadıkları Hristiyanlık öncesi ve erken Hristiyanlık dönemine kadar genişletmeyi hedefliyorlar.
Baki makamlarının benzer politikasına sadece kendileri inanıyor. Tarih kesin bir bilimdir ve er ya da geç gerçek ortaya çıkar. Komşu ırkların bunu hatırlamalarını ve çok geç kalmalarına ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına rağmen tüm enerjilerini ve maddi imkanlarını ulus inşası için kullanmalarını diliyoruz. Cabakkın Nonsmita topluluğunun eskiden ayrı bir köy olan Hocabek semtinde köyün kuruluş günü 13 Ağustos'ta kutlandı. Köyün bayramını kutlamak, şimdiden köylülerin korumak ve nesilden nesle aktarmak istediği bir gelenek haline geldi. Etkinliğin başlangıcı, Aziz Galaçan'ın yamacına yerleştirilmiş olan Hocabek adlı anıtın açılışıyla gerçekleşti. Bu etkinliğin başlatıcısı ve finansörü, köyün hayırseveri Gagik Putulyan'dı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gevork Mazbetuni adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hanina adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.